İhbar neticesinde polis kuvvetleri geliyor. Polisler geldikten sonra ters kelepçe uygulanmak suretiyle maktul Serhat Kahyaoğlu polis ekiplerince gözaltına alınıyor. Polis arabasına bindirilirken ağır bir darp eylemi orada zaten başlıyor. Yani daha arabayı bindirilirken ters kelepçe uygulanıyor. Orada ağır bir şiddet görüyor. Buna ilişkin görgü tanıkları da var. Biz dosyaya onların da ifadelerini sunduk. Polis ekiplerinin arabasına bindikten 15-20 dakikalık hastaneye gitme sürecinde artık yoğun bir şekilde darp eylemlerinin devam ettiğini biz düşünüyoruz. Çünkü sağ olarak binen bir şahsın ölü bir şekilde hastaneye götürülmesi, bu ölümün normal bir ölüm seyrinde bir ölüm olmadığını biz düşünüyoruz. Buna ilişkin de hem görgü tanıkları hem de kamera kayıtları, bizim haricen elde ettiğimiz kamera kayıtlarında da polisin ağır darbelerinin zaten sabit olduğunu görüyoruz dosyada. Bu da morgda çekilen fotoğraflarda da açıkçası dediğimiz gibi o şüphemizi de destekler nitelikte. Çünkü kafatasında silah kabza izleri var. Vücudun değişik bölgelerinde, kol, ayak, bilek bölgelerinde derin yarıklıklar mevcut, morluklar mevcut, kırıklıklar mevcut. Özellikle kafatası bölgesinde çok ağır darbeler var. Bunların ilişkin fotoğrafları da biz savcılık dosyasına sunduk. Yani şu anda beklediğimiz rapor otopsi raporu. Otopsi raporunda hani ölümün meydana gelmesinin sebebi darbeye bağlı bir ölüm mü değil mi? Onun biz tespitini şu an bekliyoruz. Savcılık dosyaya zaten gizli kararı koydu şu an. Dosyaya çok fazla erişilemiyor şu an. 6-7 kişilik bir polis ekibinin bir şahsı bindirirken bile direnen sapasalim bir şahsın hastaneye götürüldüğünde ölü olarak bırakılıyorsa ve hastaneye götürüldüğünde nabız zaten atmıyordu. Nabız atmayan bir şahsın olan dosyasında polislerin ifadesi tabii ki de işte yok düştü ya da zaten götürüldüğünde hastanede öldü gibi beyanlar bekliyorduk. Böyle bir beyanlar zaten geliyor şu an. Ama bu dediğimiz gibi suçtan kurtulmaya yönelik beyanlar olduğu açık. İşte özellikle adli tıp yönünden raporun biraz daha polislerin lehine olarak yönlendirilmek istendiğine ilişkin kulağımıza gelen elbette ki haberler oluyor. Bununla ilgili savcılık da çok ısrarlı bir şekilde müdahale noktasında önünü kesen hareketlerde, davranışlarda bulunmakta. Biz de adli tıp sürecini devam ettiriyoruz. Herhangi bir müdahale olmadan gerçek neyse ona ilişkin bir raporun çıkması yönünde biz de çabası sarf ediyoruz. Ama biz özellikle bu süreçte kamera görüntüleri noktasında çok fazla sorun yaşadık. Bazı kamera görüntüleri alınıp bazılarının dosya sunulmadığını görüyoruz. Hatta biz de kendi çabalarımızla birlikte bu kamera görüntülerini temin ediyoruz şu an. Bu polis cinayeti, polis şiddeti olan dosyalarda biz şunları da görmekteyiz. Hani yargılamanın ilerleyen aşamalarında polis lehine olan genelde kararlar çıktığını da görüyoruz. Fakat her dosya kendi bacağından asılır diye bir söz vardır. Bizim bu dosyada da ağır bir darbenin olduğunu ben savcılığın da kanat getirdiğini düşünüyorum. Çünkü fotoğraflarda çok yoğun bir darp izleri zaten, yani mermi izi gibi silah kabza izleri mevcut dosyada. Evet, bu polis cinayeti, polis şiddeti dosyalarında görüyoruz. Biraz daha kanaat polisin lehine genelde oluyor ama dediğim gibi bu dosyada ben öyle bir şey olacağını düşünmüyorum açıkçası. Çünkü çok somut delillerimiz var, görgü tanıklarımız var, kamera kayıtlarımız var. Bunu delillerle ortaya çıkabilecek bir şey ve delillerimizle bu bizim şüphemizi, yani bu dosyanın polis cinayeti olduğuna yönelik şüphelerimizi çok doğrular da nitelikte. Şimdi bu tip dosyalarda tabii ki de sosyal medyadır, diğer medyalardır, derneklerimizdir. Bu dosyaya sahip çıkmaları çok önemli. Çünkü her ne kadar bir normal bir ölüm olarak gösterilse de bu aslında bir polis şiddetine dayalı olarak bir ölüm meydana geldiğine dair çok büyük bir şüphe var. Bir iki günlük süreç içerisinde gerek İnsan Hakları Dernek eş başkanı hem de diğer derneklerden olsun çok yoğun bir ilgi görmekteyiz bu dosyayla alakalı. Zira görülmesi de gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda da derneklerin çok güzel, çok iyi tutumları var. İnşallah bu süreçte de hem derneklerle birlikte hem diğer örgütlerle birlikte bu dosyanın gerçek neyse onu çıkarılmaya yönelik sonuçlar çıkacağını düşünüyorum ben.